Bu ise bak güzel kardeşim. Sakin. Bir daha Alişan gibi bir adam bulma şansın yok yok. Anne çağrılmadığı için oğlunun da doğum gününe gitmesini bile istemiyor. Alişan da maalesef demiyorum doğru karar vermiş. Annenin lafı dinlenir kardeşim. Geçtiğimiz günlerde bu dedikodular çıktığı zaman ben üzerine basa basa dedim ki böyle bir dedikodu çıktıysa bunun sonu ayrılıktır, boşanmadır dedim. Masadaki birçok kişi de buna katılmadı. Çünkü dediğim gibi Nurcan abi çok iyi bilir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya sen de çok iyi bilirsin. Eğer bir dedikodu çıktıysa mutlaka magazin dünyası bu doğrudur. Zaten. Dediğim gibi ayrılıyorlar. Bu ayrılığın sinyalleri 4 ay önceden verilmişti. Yeni bir şey değil. Bir dakika. Ayrılıyorlar mı? Ayrılacaklar. Kesin bilgi kesin. Ben daha önemli bir bilgi söyleyeyim. Ayrılacaklar. Yani şu an zaten ayrılar. Çünkü öpüşmüştü kadın zaten. Başka bir şey daha. Şu an annesi kayınvalidesi değil mi? Suzan Hanım'ı çağırmadıkları için. Hayır, tam tersi. Suzan Hanım doğum günü yapıyor, Buse'yi çağırmıyor. Anneyi de doğum gününe çağırmıyorlar. Son anda Alişan şey yapıyor. Onun için de Suzan Hanım da kendine doğum günü yapıyor. Gitmiyor o zaman. Bir dakika. Silemeli. Şimdi o zaman izleyicinin de kafası karışmasın. Ve Alişan annesinde kalıyor. Kesin bilgi 6 gündür annesinde kalıyor. Allah. İlk defa size bildiriyorum. Ya çocuklar. Alişan şu an annesinde kalıyor. Bu ise bak güzel kardeşim. Sakin. Bir daha Alişan gibi bir adam bulma şansın yok yok. O kadar pırlanta güzel yürekli. Öyle bir aile. Bunu zaten 2 ay öncesinden de biliyordum ama ben söylerken de kimse bana pek inanmadı. Yok canım dediler, yanlış tespit. Şunu söyleyeyim Suzan Hanım, yani Alişan'ın annesi çok otokontrollü bir kadındır. Yani bütün kontrol kendisi... Çok da dominant bir karakter, baskın bir karakterdir kendisi. Hatta şöyledir, ben size başka bir şey söyleyeyim. Alişan konserlerde kazandığı bütün parayı annesine verir. Kasa! Annesi verirdi. Annesi Alişan'a harçlık verir. Evlenmeden. Bakın bir erkek için bu çok zor bir şeydir. Evlenmeden verirdi, annesi ona günde 20 TL harçlık verirdi Suzan Hanım'a. 50 de en sonra önce çıkar. 50'ye çıkarttı. Ha o zaman 50'ye çıkartmış. Tabii ilk 20'ydi. TL mi? Dolar mı? Çok az. Evet sonra 50 TL'ye çıkarmıştı. Ama evlendikten sonra tabii herhalde Buse'ye götürüp vermeye başladı Alişan. İkisi de ayrı ayrı fotoğraf veriyorlar. Hatta ben size bir bomba daha patlatayım mı? Lütfen. Bak. Anne çağrılmadığı için oğlunun da doğum gününe gitmesini bile istemiyor. Kim hangi oğlu? Alişan'ın annesi. Oğlu. Çünkü Suzan Hanım mıydı? Suzan çocuk. Annemiz. Evet Suzan evet. Anneyi de çok severim. Suzan Hanım. Hanım çünkü Buse Ali ile ne kadar arası bak, iyi olursa olsun insanlar dursun. Bu tür evlilikleri evlendiğiniz zaman Buse'cim kayınvalideni sevmek zorundasın. Aileler de birbirlerine evleniyor güzel kardeşim. Yazık günah değil mi? Bak yavrularınız var, bebeleriniz var. Olmaz. Birbirinize de çok yakışıyorsunuz. Ama kocam 6 gündür annesinde kalıyor. Süreç buraya yani, niye geldi? Neden oldu? Biliyor muyuz ne işin olduğunu? Çünkü kayınvalidesine çemkirmeye başlamış. Sorun olmuş. Selçuk'un vefatından sonra mı başladı? Alişan da maalesef demiyorum doğru karar vermiş. Annenin lafı dinlenir kardeşim. Alişan'la bu 2 ay önce bu sorunların başladığı zamanlar yine bak çok hassas konuşuyorum Alişan sonra yok şöyle konuştu böyle konuştu diye beni arama. 2 ay önce de bu haberler çıkmadan ilk tetikleyen şeylerden bir tanesi yine Buse ile Alişan arasında bir kriz oldu. Ve bunun sebebinin de Alişan'ın rahmetli Selçuk'un eşi yani yeğenleriyle çok fazla zaman geçirdiği ve Buse'nin buna çocuklarınla neden ilgilenmiyorsun? Sürekli yeğenlerin nesin diye bir tepki koydu. Saatlerde geldiği için kız bilmiyorum, orada şey yapıyor. Bu şekilde haberler yansıdı diye hatırlıyorum ben. Anladım ama Alişan kardeşinin evine giderek çocuklarına ilgileniyordu. Doğru olan bir şey yapıyordu. Ben doğru oradan, yanlış demiyorum. Orada bu senin presiydi. Hayır ben doğru yanlış demiyorum hayır, zaten. Öyle tabii ki ilgilenecek. Böyle bir haber, böyle bir haber yansımış. Alişan orada doğru bir çocuk olarak yani biliyorum. Ama bak. Benim bildiğim Suzan anne çok dominant, baskın bir karakterdi. Eğer Suzan anne olmasaydı Alişan bugün Alişan olmazdı. Kusura bakma. Tamam mı? Belki hangi pavyonda çıkardı, hangi gazinoda çıkardı bilemem.
belki düğün salonlarında çıkardı. Alişan veya uyuşturucuya dalabilirdi. Başka şeylere, yasaklı maddelere dalabilirdi. İçkiye dalabilirdi vesaire. Alişan'ı bu kadar koruyan, kollayan, üstüne titreyen, Alişan'ın doğru istikametten ayrılmaması, daha böyle ailesiyle koloni halinde yaşaması için canını dişine takmış da bir annedir. Onu da söyleyeyim onu ya. Alişan'ın bugün kariyerinin bütün planlaması tamamıyla Suzan anneden kaynaklıdır. Bak benim annemin öyle bir hakkı yok bende. 6 gündür evleri ayırdıklarını iddia ediyor Seyhan. Ben söylemiyorum. %1 milyar. İnşallah ayrılması taraftar da değilim. Kesin onu da bilgi. Söyleyeyim yani. Kesin bilgi. 6 gündür tekrar ediyorum. 6 gündür veya, Alişan annesinin evinde kalıyor. Ben buna inanıyorum. Niçin inanıyorum? Eğer Alişan Buse'nin yanında olmuş olsaydı o Buse ikinci sayfa programına telefonla asla bağlanıp o cümleleri kuramazdı. Evet.